Evet, merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler. Allah kolaylık versin. Şimdi değerli bu işi öğrenmek isteyen veyahut da bu iş hakkında detaylı fikir edinmek isteyen arkadaşlar. Bu videoyu yapmaktaki gaye bu alçıpanların ek yerleri nasıl düzeltilir? Gerçek manada güzel bir alçı nasıl çekilir, nasıl olur? Ben şimdi size anlatayım bunu. Bu alçıpanları monte ederken bilerek bunları şaşırtıyoruz arkadaşlar. Ve biz bunları 50 santimde bir attık. 2,5 metre olduğu için arkadaşlar, yani bir tane alçıpanı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane profil isabet ediyor. Buralar boş ama önemli değil. Bunun özel ek yeri var. Bant çektikten sonra bu boşluklarda herhangi bir çatlama olmaz. Şimdi arkadaşlar bu alçıpanın, tamam mı? Yaklaştır Muhammed. Yaklaşık olarak şu bant için özellikle yapılmış düşük kot seviyesi var. Burası yaklaşık olarak 2 milim, 3 milim civarında. Yani bu bantı çekiyorsunuz. Üzerine macun çektiğiniz zaman üzerinde 2-3 milim bir alçı tabakası oluşuyor. Bu da bunun çatlamasına engel oluyor. Ama arkadaşlar ek yerlerinde, mesela buralarda bantı kaldırıyorum. Buralarda öyle bir kot farkı yok. Biz bu araları arkadaşlar şimdi durdur. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar bu alçıpanın kağıtları bazen kalkık veya bozuk oluyor. Biz bunu arkadaşlar böyle hafiften bıçakla bu fazla şeyi kesiyoruz, tamam mı? Bunlar bazen birbirine çok yakın oluyor. Araya alçı girmiyor. Daha sonra çatlamaya neden oluyor. Arkadaşlar bunları böyle kesiyoruz, tamam mı? Yani yandan pahlıyoruz, kırıyoruz bunu. Bu şekilde. Bir 2-3 milim kağıdı kesiyoruz ve şimdi buranın içine alçı arkadaşlar girmiş oluyor. Buralarda alçı bunun içine girince hem yanaklara yapışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alçı içine girdi ve bunu birbirine yapıştırıyor. Şu da arkadaşlar bunun derz bantı. Önce derz bantını da yapabilirsiniz. Şart değil önce. Ben ama önce bu tip yerleri eğer doldurursanız daha sağlam oluyor. Evet arkadaşlar, burada bu kısımları size tavsiyem, bu işte bu işi yaparken 18'lik ispatula kullanın. 18'lik ispatula sert olduğu için bu aradaki, yaklaştım normal. Bakın bu aradaki boşluğun alçıyla dolması gerekiyor. Ve bu mastar görevi görüyor arkadaşlar. Bantımı çektim. Bantımı çektim. Bu ek önlerin birleşme yeri böyle. Ama buralarda şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ben aralara dolsun diye böyle yapıyorum. Ama daha pratik uygulanabilir. Yani şu şekilde çekilebilir arkadaşlar. Macun biraz donmak üzere. O yüzden içinde katı maddeler var. Ama ne yapalım? Böyle denk geldik. Şimdi arkadaşlar buralara macun çekerken, buraları doldururken doldurduk. Güzel. Esas önemli olan şey bunu güzel doldurduk. Şimdi bu fazla yerleri doldurduktan sonra bu fazla yerleri arkadaşlar bu şekilde temizliyoruz. Herhangi bir kalıntı kalmıyor. Şimdi arkadaşlar bu yaklaşık olarak bu çukur hemen hemen dolmak üzere. Üzerinde iki kat daha çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya ikinci katı çekerken ikinci kat bu beyaz noktadan 4 santim, 3 santim daha aşağı taşıyor. Aynı şekilde yukarı taşıyor. Şimdi arkadaşlar bir de şimdi fabrika bu alçıpanı üretirken zaten bu kağıdın zeminini düz yapıyor. Bunu ayrıca bir daha üzerine defalarca alçıpan çekmeye gerek yok arkadaşlar. Sadece vida deliklerini bu şekilde bazen 2 kat bazen 3 kat olmak üzere böyle bölgesel delikleri dolduruyoruz, o kadar. Yani bunlar arkadaşlar bütün alçıpana macun çekme diye bir şey yok. Gerçekten yok. Bu tamamıyla
ustaların uydurması. Sadece ve sadece ek yerlerine macun çekiyoruz ama derz dolgu alçısı çekiyoruz arkadaşlar. Ya saten alçı ya da derz dolgu alçısı. İkisi de oluyor. Ek yerlerini yapıyoruz, delikleri dolduruyoruz. Ek yerlerini yaparken yanlarını sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Şu yanlarda kalıntı, fazla macun olmuyor. Ne altında ne üstünde. Şimdi bu kuruduktan sonra üzerine bir kat daha çekeceğiz. Ama biraz daha geniş çekeceğiz. Sonra arkadaşlar üçüncü katı biraz daha geniş çekeceğiz. Neden? O kotlar üst üste birikip de ek yeri belli olmasın diye. Arkadaşlar zımpara yaparken bu kot farkını da zımparayla eritiyorsunuz. Zımparalayarak. Güzel macun çekerseniz eğer fazla bir iş kalmaz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu bitmiş oluyor bu işlem arkadaşlar. Bu işlerle alakalı eğer sorularınız olursa videonun altına yorum bölümüne sorunuzu yazın. Videomuzu beğenirseniz de videomuzu like yapın. Beğenin yani. İyi günler, kolay gelsin diliyorum sizlere. Hoşça kalın.